Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere İslamiyet dönemi ilk eserleri anlatacağız. Şimdi öncelikle ilk sayfamıza başlayalım. Tonguç'cum, bu iki resim arasındaki ne farkı görüyorsun? Hangi fark var burada? Hocam Kızılderili ve Hoca. Hayır, Kızılderili ve Hoca değil evladım. Bu İslamiyet öncesi Şaman kültüründeki eski Türkler. Öpkem kelip ogradım, arslanlayı kökredim diyor. Hı? Eski bir dil kullanmış. Bak şimdi. Kelimelerin, harflerin Arapça, Farsça alakası olmadığını, eski Türkçe'de olduğunu görebiliyor musun? Hocam hiçbir şey anlamadım zaten. Anlaman önemli değil. Burada eski Türkçe olduğunu anlaman önemli. Mesela burada da İslamiyet etkisine geçmiş. İslamiyet'in verdiği etkiyle yeşil renk kıyafetler giymeye başlamış. Sarık takmış, sakal uzatmış. Başka bir Türk şairini görüyoruz. 62 yaşta Allah pertev saldı. Baştın ayağa gafletlerini reha kıldı. Bak burada da Allah kelimesi geçiyor. Gaflet. Bismillahirrahmanirrahim. Aferin evladım. Allah kelimesi, gaflet kelimesi geçiyor. Ve İslamiyet etkisini görüyoruz. İşte nasıl insanların kıyafeti, yaşantısı, tipi görüyorsun adamın. Tipi bıyıklar. Değişiyorsa değil mi? Bak sakallar uzayıp değişiyorsa. Edebiyat da toplumla iç içe olduğundan edebiyattaki kelimeler de sözcükler de bu şekilde değişecek dostum. Şimdi biz İslamiyet'e geçiş dönemindeki ilk eserlerle başlayacağız. Şimdi Türkler İslamiyet'e giriyor. Türkler İslamiyet'e giriyor derken dostum anlatmak istediğimiz şey şu. Türkler 751 yılında Talas Savaşı'nda Çinliler ve Abbasiler savaşırken Abbasilere yardım ediyor ve bu sayede İslamiyet'le tanışıyoruz. Sonunda da 10. yüzyılda Türkler yavaş yavaş İslamiyet'e geçmeye başlıyor. İlk Müslüman Türk devleti de Karahanlılar. Karahanlılar Müslüman olunca diyorlar ki biz madem Müslüman olduk Arap olmayalım. Yani mesela İranlılar ve Türkler sonradan Müslüman olmuştur ama benliklerini korumuşlardır. Hala dünyada Türkler ve İranlılar diye bir şey vardır. Fakat Suriyeliler, Iraklılar bunlar kendi benliklerini kaybetmişler. Neden kaybetmişler? Çünkü Türk kültürü gibi, İran kültürü gibi kendi medeniyetlerine dikkat etmemişler. İşte Karahanlılar da diyor ki arkadaş biz tamam Müslüman olduk, Allah diyelim, peygamber diyelim ama ya Arap olursak? O yüzden Hakaniye lehçesiyle geçiş döneminde kendi eserlerimizi yazalım diyorlar. Şimdi biz bu dersimizde bu eserleri tanımaya çalışacağız. Çok önemli. Burada üniversite sınavına sorular gelen bir konu. Hocam bunu biliyorum. Kutadgu bile biliyorsun değil mi? Peki bunun yazarı kim? Kaşgarlı Mahmut. Hayır evladım, yanlış yaptın. Bak bunu öğrenciler hep karıştırıyor. Bunu karıştırmamanız lazım evladım. Kutadgu bile'nin yazarı Yusuf Has Hacip. Normalde adamın ismi Yusuf. Fakat sonradan bu kitabı yazınca ona Has Hacip, yani büyük usta manasında, büyük yazar manasında Has Haciplik unvanı verilecek. Kutadgu bile 11. yüzyılda yazılıyor dostum. Ve yazarı Yusuf Has Hacip. Kitabın ismi Saadet Veren Bilgi, yani mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Bu kitap ilk İslami Türk edebiyatı örneği. Yani ilk İslami eserimiz bu bizim. İlk Mesnevi'miz, ilk Aruz'da yazılan eserimiz de Kutadgu Bilgi. Yani ilklerin kitabı. Ve aynı zamanda ilk siyasetname. Devrin yöneticilerine nasıl devlet iyi yönetilir onu anlatmaya çalışıyor. Kutadgu Bilgi önemli bir kitap. Çünkü didaktik bir eser. Yani öğüt verici bir eser. Ve didaktik bir şekilde öğüt verirken esasında sembolik, yani alegorik bir kitap. Öğütü farklı bir şekilde veriyor. Bir hikaye yapmış sanki. Hikayede Küntogdu, Aytoldu, Ögdülmüş ve Odurmuş gibi karakterler var. Bunlar adaleti, mutluluğu, akıllı ve akıbeti temsil ediyor. Bunlar üzerinden öğüt vermeye çalışıyor Yusuf Has Hacip. Kitap 6645 beyitten oluşuyor. 173'te dörtlükten oluşuyor. Bunların hepsini çok iyi bilmen gerekiyor Tonguç. Eğer üniversiteyi kazanmak istiyorsan. Üniversiteyi kazanınca ne yapacaksın Tonguç'um? Hocam üniversiteyi kazanınca sürekli partilere gideceğim. Ne partisi evladım ya? Senin kim alır partilere ya? Bir git Allah'ını seversen. Şimdi gelelim Divan-ı Lügat-ı Türkiye. Bu da çok önemli kitap. Zaten ne oldu bence üzerinde yazıyor bak. Lügat, Türk, Lügat. Yani Türklerin sözlüğü. Bu da 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor dostum. Karıştırmışım hocam. Karıştırdım. Kaşgarlı Mahmut çok büyük bir insan. Çok büyük bir bilim adamı gibi. Bu adam ilk ansiklopedik Türkçe sözlüğümüz yazıyor. Amacı da şu. Araplara Türkçe'yi öğretmek için. Yani Araplara haddini bildirmek istiyor. Şimdi Araplar bizi Müslüman edince biz de diyoruz ki tamam biz Müslüman olduk ama bizim de bir edebiyatımız, bizim de bir kültürümüz, bizim de savlarımız, sagularımız, koşuklarımız, bizim de bir folklorumuz ve mitolojimiz var diyoruz. O yüzden Araplara Türkçe'yi öğretmek için Arapça yazılan bir eser bu. Tamam mı? Sağ olsun hocam. Değil mi? Allah razı olsun kendisinden. Araplar da diyorlar ki baba siz büyükmüşsünüz helal olsun vallahi diyorlar. Mesela sal atasözüydü hatırlarsan. Evet. Sagu sen helva demiştin ölülerin arkasından okunan dua demiştik. Koşuk şiirdi. Bunları biz Kaşgarlı Mahmud'un yaptığı çalışmalar sayesinde Araplara göstermiş oluyoruz. İyi yapmışız. Şimdi değil mi? Şimdi üçüncü kitabımıza geldik. Atabetül Hakayık. Atabetül Hakayık. Yani bu da
Hakikatler eşiği Hocam anlamına o geliyor. kaka gibi gözüküyor. Hangisi evladım? Kakayık diye gibi gözüküyor. Ha, onu düzeltelim o zaman evladım. Öyle bir şey olamaz. Şunu şöyle hakaik yapalım. Ha, Öyle mi? hakaik. Tamam hocam. Hakaik. Evladım gerçekten senin kalbin kötü. Tövbe yarabbim. Şimdi Atabetül Hakaik'te şu dostum. Ama düzelttiğin için teşekkür ediyorum Tonguç'um. Kaliteli bir insansın. 12. yüzyılda yazılıyor bu eser. 12. yüzyılda. Yazarı da Edip Ahmet Yükneki. Bu kitap bir ahlak ve öğüt kitabı. Kitabımız 14 bölümden oluşuyor ve aruz ölçüsüyle yazılmış. Kitapta cömertlik, ilim, doğruluk gibi konulardan bahsediliyor ve deniliyor ki bu kitap İslamiyet'in faziletini, ilmin, doğruluğun önemini anlatıyor. Ve bu kitap okuduğunda diyorsun ki ben adam olmalıyım, efendi olmalıyım, ilme, doğruluğa, cömertliğe önem vermeliyim diyorsun. Yavaş yavaş dersimizin son iki kitabına geldik. Divan-ı Hikmet. Divan-ı Hikmet de 12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Ahmet Yesevi tasavvuf düşüncesinin kurucularından. Hani biz diyoruz ya Mevlana, Yunus Emre, onların hocasının hocası yani. Hacı Bektaşi velileri, Mevlana'ları yetiştirenlerin Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi bu kitabı halka İslam esaslarını öğretmek için yazıyor dostum. Sade bir dil kullanıyor. Genellikle de hece ölçüsü kullanıyor. Kitapta ilahi aşktan, tarikat edebinden ve dini lirizmden bahsediyor. İlahi aşk ve senin yaşadığın abaz aşk arasındaki fark nedir Tonguç? Oh hocam, ilahi aşkı bilmiyorum ama ben gerçekten çok yalnızım. Evladım. Şimdi birincisi ilahi aşk Allah'a duyulan sevgi. Mesela sen şimdi bir kız arkadaşın olsa birini sevsen sonra o sevgi zamanla ya bunu esasla Allah yarattı. Ben esas onu yaratana aşık olmalıyım dersen bu işte ilahi aşk. Leyla ve Mecnun'un, Yusuf ve Züleyha'nın aşkı, Hüsn ve Aşk kitabındaki aşklar hep ilahi aşk. Allah'a ulaştıran aşk. İnşallah sen de öyle bir aşka tutulursun ve sonrasında da Allah'a yönelirsin diyorum ama önce bir abdest alman lazım. Şimdi devam edelim. Sağ Gel olun bakalım. hocam. Aferin evladım. Şimdi gelelim son kitabımıza. Kitabı Dede Korkut. Yani Dede Korkut hikayeleri. Bu kitapta 15. yüzyılda yazıya geçiriliyor. Ve anonim bir eser. Anonim ne demek Tonguç? Anonim yazarı belli olmayan demek. Yani söyleyeni belli olmayan demek. Kimin olduğu belli değil. Halk arasında derlenip gelmiş. Bu kitap üniversiteden çıkmış bu dostum. Destandan halk öyküsüne geçişin ilk ürünü. 12 öyküden oluşuyor. Olağanüstülük ve gerçeklik iç içe. Kitapta olağanüstülük ve gerçeklik iç içe. Olaylar düz yazı şeklinde anlatılıyor. Konuşmalar ise şiir şeklinde. Burada Oğuzların yaşayışı, aileleri, kahramanlıkları anlatılıyor. Aileye verilen önem anlatılıyor. Hocam Battal Gazi böyle mi? Battal Gazi farklı bir şey lazım. Battal Gazi İslamiyet etkisine yazılan bir destan. Battal Gazi İslamiyet etkisine yazılan bir Ama destan. olağanüstü şeyler hocam. Olağanüstülük burada da var. Burada mesela kahramanlar hem böyle düşmanları, devleri yenebiliyor hem de ailesinin yanında aile önemini, sevgiyi, kardeşliği, dostluğu anlatabiliyor. Dolayısıyla kitap her şeyin iç içe olduğu bir kitap. Tam bir geçiş dönemi eseri yani. O yüzden bu kitabı da iyi bilmemiz lazım. Çok net anladım hocam. Aferin. Kolay bir konuydu. Sen de zaten kolay sorularda başarılısın. Burada da bu beyit hangi kitaptan alınmış olabilir diye bir sorumuz var. Ödüllü sorumuzu cevaplayın. Diğer dersimizde görüşelim arkadaşlar.